Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyidir. Sizden ne haber? Geçmiş bayramımız kutlu olsun. Evet hocam. Sizin de bayramınız. İzleyenlerin de bayramı kutlu olsun. Bir güneş açıyor, bir şey oluyor valla. Sabah dedim çok güneş olacak. Sonra baktım bir yağmur. Sonra bir güneş. İşte Bir günde kariyere de dört mevsim. benzetebiliriz. Şeyde de mesela evlerde de kapalı kaldık ama bayramın ilk günü görüntülü görüşmelerle böyle Türkiye'nin bayağı bir yerinde dolaştık bir yandan da. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Farklı şeyler bir araya geliyor son zamanlarda. Kesinlikle. Şimdi kariyerde başarı kriterleri diye düşünüyoruz. Ama önce kariyer ne demek acaba? Hani kariyeri ne olarak tanımlamalıyız ki oradaki başarıyı ona göre belirleyelim? Ne dersiniz? Aslında kariyeri ben şöyle tanımlıyorum. Yaptığınız ve yapmadığınız şeylerin bütünü olarak tanımlıyorum. Daha çok yaptığınız gibi gözüken şey. Yani iş hayatıyla para kazanmak için cost of living dediğiniz, yani yaşamak için yaptığınız şeylerin toplamına ben kariyer diyorum. Aslında yaşam gibi bir şey. Zaten CV'nin tanımında da o hayat yolu demek. Hayata giden yol demek. Hani CV'nin Latince tanımına da baktığımız zaman. O yüzden var olmak vitadan geliyor, hayattan geliyor. Bu vitamin isimleri falan da oradan geliyor. Açıkçası tam da yani geçmişte de araştırdığım bir konu, yeni bakmadım. Ama vita hayat demek ve hayatınızın gideceği yol anlamına gelen de CV ve kariyer demek. Kariyer birazcık hani çok yanlış anlaşılıyor. Çoğu insan ben bunu yaptım. Birçok mesela şimdi bir performans görüşmesi yapsak sizde terfi edemeyen bir çalışan olsanız bana şöyle geliyorlardı geçmişte. Ben de gidiyorum bu arada. Yani böyle çok, çok da dışsal anlatmayalım dışarıdan. Ben de bir kariyer olan bir insanım. Geldiği zaman size bir performans görüşmesine ya da terfi edememiş çalışanı gördüğünüz zaman size daha çok yaptığı şeyleri anlatıyor. Şimdi orada zaten sorun yaptığınız şeylerde değil, yapmadığınız şeylerde. Yani herkesin bir olumlama bakış açısı var ki bence dünyayı iyi bir yer yapan ve kötü bir yer yapan şey biraz karışık gibi bu saatte konuşuyoruz ama herkes bir olumludan bakıyor. Herkes mesela mutlu olmaktan bahsediyor. Herkes para kazanmak, kariyerden, değil mi? Buyurun hocam. Kendi tarafındakilerde daha çok olumdan bakıyor bir de yalnız. Yani kendi yaptığı şeylerdeki olumlu yönleri Öyle görüyor. zorundayız sanki. Yani şimdi beni mesela bana sorsanız bir eğitmen, şimdi ücret eğitiminden çıktım. Yani iyi bir eğitmen miyim? Şimdi iyi bir eğitmen yönlerimi size söylerim. Ama izleyenlere sorsanız acaba çok mu uzun anlattım bir konuyu? Biraz fazla mı detay verdim? Gibi baktığınız zaman o yüzden kendi kendimizin kariyeri değil de biraz kariyer doktorları da var şu an aslında. CV'nizi düzeltiyorlar, size mentorluk yapıyorlar. Hani ben de bu arada ücretsiz mentorluk yapıyorum bazı arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim. Çok fazla hani pazar günlerini ona ayırdım falan. Bayağı da dolduk ama iyi oluyor. Aslında şöyle bir şey. Kendi kariyerimin de aslında mentorunu yapıyorum. Yani onlar da izleyenler varsa kusura bakmasın ama onlar üzerinden ben de aslında neler öğrenebileceğimi görüyorum. Bu iş karşılıklı bir iş tabii ki. Ama olumlama birazcık kötü bir şey hayatta. Yani hep böyle mutlu olan insan örnekleri çizmek, hep başarılı insanları çizmek, geçmiş yayınlarda da konuştuk. Hep böyle bir süper kahraman. Mesela ben de çok severdim Süpermen'i. Ama biraz düşündüğünüzde ya Süpermen diye bir şey yok ki. Hani hiçbir şey yok. Niye bunlara ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü sanki öyle biri gelecek ve bizi kurtaracakmış gibi. Tabii dini figürler de var bunların arkasında geçmiş yüzyıllara baktığınız zaman. Ama bu kurtarma ve kurtarılma işi için çok büyük bir yanılgı içindeyiz. Kariyer için de bu geçerli. Kendi süper kahramanınızı geçmiş yayınlarda da söyledik. Kendiniz olmanız lazım. Çünkü en özel sizsiniz kendinize göre. Ama en güzel değilsiniz. Hani özelsiniz ama çok da güzel değilsiniz diye kendinizi özetleyebiliriz. Yani herkes çok güzel olmak istiyor. Herkes tekil olduğumuz kesin. Yani hepimizden tek bir tane olduğu kesin neredeyse. Ama bir arkadaşımla biraz önce konuştum. Yani biraz tesadüfi mi söyledi bana bilmiyorum da başarı için sen ne düşünüyorsun dedim. İnsanlara da soruyorum. Tekil fikirden üstün. O dedi ki sıradan olmayı öneriyorum. Çünkü herkes çok farklı olmaya çalışıyor dedi. Bu da bir başka bir bakış açısı. Yani sıradan olunca aslında farklı kalıyorsunuz gibi diye gözüküyoruz. Bakalım. Buyurun Bir de hocam. oradaki yaşam yolu dediğimizde aslında yaşam yolu ve insanın kendisi de bir bütün. Kariyer deyince biz böyle biraz çoğunlukla yaşamımızdan ayrı bir şey gibi düşünüyoruz. Oradaki başarıları falan yorumlarken de yaşamdan ayrı gibi bir şey düşünüyoruz. Öyle olunca ne oluyor? Mesela kariyerindeki beklentileri kariyerinin içinde kısıtlı oluyor insanların.
Hani oradan gelirle ilgili, terfiyle ilgili bir şey bekliyor vesaire. Ama yaşamının kalanına aktardığı, hani bütüncül değerlerine yönelik bir şey o kadar beklemeyebiliyor. Halbuki çok da vaktimizi alıyor kariyer. Hani başarı kriterleri konuşurken aslında bunu da düşünmek lazım. Hani sadece kariyer için kariyer, yoksa kariyer aslında daha geniş bir şey. Bir bütün olarak, insan olarak benim için, yaşamım için anlamı şeklinde mi bakmamız lazım? O bütünlüğü sağlamak da önemli gibi geliyor bana. Bir de tabii kariyer sadece aslında çalışma hayatındaki hani maaşlı mesaili işte yaptığım şey olmayabilir. Belki ben gönüllü hizmetler, yaptığım işte bir takım iş dışındaki yaptığım faaliyetler, onlarla kendime bir kariyer oluşturuyor da olabilirim. Sanki biraz böyle kariyerin tanımını da genişletme ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun ücret yönetimi eğitimden çıktım ben. Konuyu komple oraya çevireceğim gibi gözüküyor ama değil, bir ilişkisini yakaladın da şu an. Sanki bakalım yakalamış mıyız? Şöyle, ücret yönetiminde de geçmiş literatür örneklerine baktığınız zaman danışmanlık firmalarına size hep maddi, kariyerle çok ilgili aslında. Kariyeriniz var, para alıyorsunuz. Hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Markete gidiyorsunuz, kira ödüyorsunuz, bir şeyler alıyorsunuz. Sonra yaşayıp ölüyorsunuz. Aslında kariyer dediğim şey de bu. Yaşam yolu aslında birazcık da ölüm yolu gibi gözüküyor. Peki, bu hatırlatmadan sonra şöyle bir şey. Ücret modelleri de şu anda çok değişti hocam. Ne diyorum? Yani duygusal ödül dediğimiz maddi ödül kısımları artık çok para etmiyor. Yani siz bir adam baz maaş, kısa vadeli prim, uzun vadeli prim, hisse senedi veriyorsunuz. Yine de olmuyor. Yine bu anlam arayışı eksikliği nedeniyle, sizin de sık sık belirttiğiniz konu nedeniyle duygusal ödüller kariyerde çok para ediyor. Tırnak içinde para ediyor. Yani onunla daha çok bir şey alabiliyorsunuz. Mesela yeni nesil uygulamalardan Netflix kodu veriyorsunuz çalışana yanaklarda. 30 TL bu kod. 500 liralık X şirketin bir tane kodunu verseniz diyelim, bir perakende şirketinin. Adam diyor ki ya Netflix çok daha etkili oluyor. Çünkü ona sanki güzel zaman geçirmeyi hediye etmiş oluyorsunuz. Ama diğer türlü bir çekler, Migros çeki ya da başka bir çek olabilir, bilmiyorum. Perakende hani bir bakkal çeki, çakkal çeki diyelim, bir şey diyelim. Bunlarda aynı şeyi yaratamıyorsunuz artık. O yüzden duygusal ödül dediğimiz şey kariyerde çok önemli. Ve gönüllü hizmetler de aslında, şirket mesela her yeni çalışanı için kariyerde sizin için bir ağaç diktik, sizin için işte Afrika'da bir kuyu açtık gibi noktalar da aslında kariyerde şirket ücretlendirmesinin de içine çok çok girecek gibi. Hele bu Covid sonrası ve Z kuşağı ve Alfa kuşağı dediğimiz kuşakların artışıyla birlikte farkındalık seviyeleri daha yüksek görüyorum ben. Dünyanın bir bütün olarak, yani aslında sınırların gerçekten olmadığını çok görüyor insanlar. Bu hani birçok uçak firması şu an batmak üzere ama bir şeye yaradı bu. Gerçekten sınırların olmadığını gördük. Hani evrensel bir bütün, tek ülke kurulacak konuşması yapmayacağım burada. Öyle bir niyetim de yok. Çok da zor, insan doğasına da uygun değil. Ama gerçekten sınırların olmadığını görüyorsunuz. Öyle olduğu zaman da insanlar gönüllü çalışmalar için çok fazla bunun için duygusal ödül olarak kendilerini alıyorlar diyebiliriz kariyerde. Yani birazcık da parametrelerine de gelebiliriz hocam. Başarılı insanlar, kariyerde başarı parametreleri ne dersiniz bilmiyorum ama sizin aklınıza başka şeyler de gelmiş olabilir. Ben o kısmını daha çok önemsiyorum da. Buyurun. İşte bu, yani başarı parametrelerini değerlendirirken aslında bu çerçevede bakmak bana anlamlı geliyor işte. Yani şu geçenlerde bir arkadaşla bir mentorluk görüşmesi yaptık mesela. Yani şey gibi, insanlar böyle bir çatala geliyorlar ve o çatal bir hayati bir tercih noktası gibi hissediyorlar. Burada sağa mı gideceğim, sola mı gideceğim falan, acayip önemli bir sürü düşünceler falan filan. Ama aslında biraz daha böyle yukarıya doğru çıkıp baktığınız zaman bir görüyorsunuz ki o çatal ileride birleşiyor zaten. Yani bir miktar ayrılıyor, farklı bir yerlere gidiyor gibi oluyor ama işin özünde nihai olarak pek çok şey birleşiyor bir yandan. O yüzden de bu ana yol, hani bizim üzerinde gittiğimiz ana yolun kriterleri daha kritik gibi geliyor bana. Hani benim nihai olarak nereye doğru gittiğimi, ne yaptığımı, onu ölçen kriterler daha önemli gibi. Öbür türlü çok kısa vadeli ölçümler söz konusu oluyor. Bu kısa vadeli ölçümler de bizi genelde yanlış yönlendiriyor. Yani bunu ama şeyde düşünüyorum, acaba bir yandan da kasıtlı mı yapılıyor diye de düşünmüyor değilim. Çünkü hani bir şirket size, yani yaşamınıza anlam verebilecek şirket sayısı çok az dünyada. Pek çok şirketin yapabileceği size daha fazla para vermek, yan haklar vermek,
işte bir takım mevkiyle ilgili şeyler falan hissettirmek, bir sahte tatmin duyguları hissettirmenin ötesine pek gidebilecek gibi değil aslında. O yüzden de bu başarı parametreleri dediğimde mesela kimin parametreleri? Mesela şirketin başarı parametreleri mi, şirketin istediği, hedeflediği şeyler mi, yoksa kişinin istediği şeyler, başarı parametreleri bunlar mı? Bunlar ne kadar birbiriyle örtüşüyor? Yani benim kendim için istemem gerekenle şirketin, şirket için istedikleri, şirketin benim için istedikleri, bunlar aslında birbiriyle ne kadar uyumlu? Böyle biraz buraları da kafa yorup parametreleri ona göre belirlemek gerekli gibi geliyor bana. Bunu mesela rekabetle ilgili çalışmalarımda da gördüğüm bir nokta. Rekabetin hangi tarafında olduğunuz önemli. Şimdi mesela ben bir şeyi satıyorsam, karşımdaki de alıcıysa, satıcıların arasındaki rekabet alıcının işine gelir. Şimdi tersi de alıcıların arasındaki rekabet de satıcının işine gelir. Bir pozisyon var diyelim ki, bir işte yöneticilik pozisyonu vesaire gibi bir şey. Burada aslında satıcı ve alıcı durumu var. Şirket bunu satıyor. Bu pozisyon var, o pozisyonu emek karşılığında satıyor. Emektir, yaratıcılıktır vesaire. Ben de işin alıcısı tarafındayım. Mesela oradaki rekabetin fazlalığı, yoğunluğu aslında şirket için iyi ama benim için hiç de iyi değil. O zaman bu performans kriterleri falan gibi konularda da biraz böyle ben nerede duruyorum, nereye bakıyorum, bu performans kriteri kimin için anlamlı, benim için mi anlamlı, şirket için mi anlamlı, yoksa her ikimiz için de anlamlı mı? Biraz buralara da kafa yormak gerekti sanki. Yoksa bize dayatılmış ve aslında o kadar da anlamlı olmayan, işimize yaramayacak bir takım şeylerin peşinde koşuyoruz gibi oluyor. Öyle gözüküyor hocam ya. Ben şeyden endişe ediyorum. Böyle bu yayınlarla falan hepten herkesi bir işi bıraktıracağız falan. Bizim vatandaşlık maaşı konuşmamız gibi sizinle. YouTube'daki yorumları da izledim. İyi şeyler yazanlar da var. Farklı bakış açıları da var. Oraya doğru götüreceğiz diye korkmuyor değilim. İkimiz de aslında yani kurumsal hayatta da uzun yıllar çalıştığımızı da belirtelim o yüzden izleyiciler. Yani bunlar böyle konuşuyorlar falan diye düşünmesinler ama yine de konuşuyoruz zaten. Söz bu. Şimdi yani bana şeyi hatırlattınız. Bir kere başarı dediğimiz şey ileride bir şeymiş gibi. Yani başarı her zaman yani burada olsa zaten birazcık orada ego durumları oluyor. Ben bunu yaptım diyorsunuz ama başarı dediğiniz şey aslında vizyonla çok ilgili bir şey. Şimdi Truman Show diye bir tane hani şey vardı. Film vardı onu hatırlattınız bana. Böyle şirket performans sistemlerini ben ona benzetiyorum. Hep o böyle bir gemiyle açılmak istiyor Truman. Sahte bir hayatta yaşıyor. İzlediğinizde yani söylüyorum. İzlemişsinizdir. İzlemeyen yani tekrar da izlenebilecek bir film zaten. Uzağa gidiyor. Bir bakıyor ki o bulutlar mulutlar tak diye çarpıp geri dönüyorsunuz. Birazcık başarıyı ben böyle görüyorum. Yani ileride bir şey ama sizin için yaratılmış bütün başarılar sanaldır. Ve sizinle olmayan başarılardır. Yani mesela o yüzden vizyonu koyarken siz kimin başarısını gerçekleştirmek istiyorsunuz? Başarı parametrelerini tabii konuşacağız ama nasıl geleceğiz ona da bilmiyorum. Bayağı da derin bir konu. Ama siz kimin başarısını kariyerde yaşıyorsunuz ki? Mesela çok iyi bir mühendis oldunuz. Belki de babanızın isteğiydi ya da amcanızın isteğiydi. Var böyle ailelerde. Bizim ailede de var bir inşaat mühendisi. Diğeri o oldu falan. Bazen ya yani konuşamıyorum tabii bunu insanlarla. Buradan da izlemiyorlar diye biliyorum ama gerçekten hani kimin hayalini yaşıyorsunuz? Kimin başarısını, tatminini yaşıyorsunuz? O yüzden kendi hedeflerinizi koyma noktası yani stratejiyle de çok ilgili bir şey. Strateji sözü de hani askeri bir kavram olsa da temel olarak teşhisle başlıyor. Yani siz bulunduğunuz durumu teşhis etmeniz lazım. Yani ben insanlarla iletişime geçen bir insansam, iletişimi seviyorsam, tabii bazı özellikleriniz gelişebilir. Esneksem, cesursam benim yapacağım işler değişebilir. Ama sizin başarı tanımınızı bir kere, başarı parametrelerini konuşacağız tabii ki. Ama başarı tanımı dediğiniz şey çok önemli. İleride bir şey başarı, bir vizyon ve ana otobanlardan oluşuyor. Yani siz onu çok güzel söylediniz bence. Yani böyle her yol ayrımında da kimseye gidip danışmayın arkadaşlar. Yani yol ayrımlarında birazcık bırakın yol sizi bir yere götürsün diye güzel bir reklam vardı. Bırakın bazen yol sizi bir yere götürsün diye. Hayat böyle bir şey biraz. Ya yani burada kesinlikle şeyi söylemiyorum. Ya yani öyle salın gitsin demiyorum. Ama yani bir tespitinizi yapın, analizinizi yapın. Ama her sapakta da haritayı açıp bakmayın. O zaman sapakta ortadaki yere çarpıyorsunuz. O yüzden de ana yol belirlemek çok önemli. Yani güzergahınız neresi? Kuzey mi? Yani soğuk mu seviyorsunuz başarıda?
Güneyi mi seviyorsunuz? Sıcak mı seviyorsunuz? Yoksa böyle farklı kültür arıyorsanız doğuya gidin mesela derler hep batı şeylerinde. Yoksa sıradan insanlar arıyorsanız genelde daha tekil bir yaşam tarzı vardır. O zaman batıya çevirin kariyer parametrenizi. Yani yönü belirlemek belki o tabandan da ziyade yönü belirlemek çok önemli. Yani ben veriyle ilgili bir iş yapacağım. Bugün R kullanırım, yarın işte Power BI kullanırım, Tableau'yu kullanırım. Bir gün çıkar bunları bilgisayarlar yapar, ben sadece veri yorumlayıcısı olurum. Bir gün dünya değişir, ben veri hikaye anlatıcısı olurum. Bir gün çok komik bir şey olur, verilerle fıkra anlatarak şirketleri, mesela yok öyle bir meslek de, veri fıkralarıyla şirketleri veriye adapte eden birine dönüşürüm. Mesela yönünüz veri ise, kuzey ise diğerlerini bırakın, diğerlerine çok odaklanmak diye. Bu sizin kariyer tuzaklarında bahsettiğiniz dikiz aynası hatası dediğiniz şey. Aslında bir kariyer yayını da yapmıştık. İzleyenler olabilir. Başkalarının dikiz aynasına bakmak da bir şey olabilir. Aynı hatayı şimdi başarı parametrelerine dönelim kariyerde. Şöyle düşünüyorum ben. Başkalarının parametrelerine bakmakta. Şimdi ben bugün birkaç kişiyle konuştum eğitim arasında falan. Hepsinin başka başarı parametresi var. Sonra baktım literatürde bir ton parametre var. Benim kendi parametrelerimi yazdım. Ya dedim ki hiçbiri bunlar Allah Allah böyle kümülatif bir liste oluşuyor. Sonra dedim ki ya demek ki yine anahtar örneği gibi hepimiz böyle bir hepimizin başarı şeyleri de faktörleri de farklı. Tabi burada hani bilimsel çalışmalardan da örnekler de ben birazdan verebilirim. Ama dediğim gibi belki yönü doğru belirlemek kariyerde çok önemli bir nokta. Ama yön derken böyle bir araç bağımlılığı var bizim ülkemizde. Yani başka ülkelerde de var tabii ki. Yani tek de bizim ülkeyi de örnek vermeyelim her zaman. Ama doğu toplumlarında bir coğrafya nedeniyle sanırım bir araca şey var. Ne diyorum? Yine arabalardan örnek verelim. Yani bizde mesela araç ve amaç çok karışıyor hocam her konuda. Yani bir şeyin araç mı olduğu, amaç mı olduğu karışıyor. Yani mesela arabalar için de geçerli bu. Arabayı amaç yapan birçok insan var hayatında. Mesela ben çocukken bu arada hortumla araba yıkamayı çok severdim. Ya yani benim için mucizevi bir şeydi yani. Hani hortumla ben yıkayayım bu arabayı falan diye. Amaç Arabaları da çok oydu severim. zaten ya. Değil mi? Amacım Arabayı ama kullanmak falan değil, yıkamak. kesinlikle yıkayıp tertemiz yapmak falan süper bir hissiyattı. Nedenini bilmiyorum. O köpük möpük belki ne bilmiyorum. Onun da parametresine bakmak lazım. Ama araçla amaç karışıyor. Ya yani insanlara bakıyorum sırf bir araba alma amacı olan insanlar var ya hani birilerine bir şey göstermek için falan. Çok tabii ki bu araç amaç karışıklığı kariyerde de oluyor. Yani kariyerde gitmek istediğiniz yön için seçtiğiniz şeyler araçtan bir anda amaca dönüşüyor. Yani siz onlar aracınız. Yani siz bir şirkette çalışarak belki diyebilirsiniz ki bana birisi yazmış sanırım. Ya ben şirket benim için ağaç dikmesin ben o ağaçları kendim dikerim demiş. Güzel. Demek ki sizin amacınız burada doğaya hizmet etmek, insanlara faydalı olmak çok güzel bir amaç. O zaman bu aracı da amaç yapmayın. Yani şirketi amaç yapmayın. Araç yapın, o amaç için kullanın. Yani böyle ben bunu araç için mi kullanıyorum? Bunu bir yol mu olarak kullanıyorum kariyerimde? Yoksa bu amaca mı dönüştü? Amaç hatası noktasını ben özellikle altını çizmek istiyorum. Peki hocam, parametrelere gelecek olursak artık gelelim Değil istersen. mi? Hani ne gibi parametreler var? Bunlar öne çıkanlar. Dediğin gibi çok çeşitli parametreler var farklı bakış açılarına göre. Belki hangi parametreleri seçtiğimizde, o başarımızı hangi parametrelerle ölçtüğümüzde bizi biz yapan, belirleyen noktalardan ne gibi şeyler var burada, parametreler var? Ya şeyi düşündüm hocam biz değillemeyi falan konuşuyoruz ya sürekli. Ne değildirden önce birkaç tane şey söyleyeyim. Birincisi mesela mezun olduğunuz okullar artık bir parametre değil. Yani başarıya giden yolda faktör veya parametre değil. Mezun olduğunuz okullar değil. Aldığınız sertifikalar yani kendileri sertifikaların içinde öğrendiklerinizi kastetmiyorum. Sertifikalar değil araç amaç karışması. Sonra para değil. Paranın olmadığı bir gerçek. Yani çok birçok insan artık eskiden hani fakirdi çocuk okudu hani sıralarda okudu doktor oldu diyorduk. Şimdi adam veri bilimci her şey olabilir ya. Yani hani ne isterseniz olabileceğiniz kadar bir çokluk sorunu var sizin bahsettiğiniz gibi. Ama çok önemli bir hata şu var. Ben insanlarda şöyle bir umutsuzluk görüyorum. Başarıya giden yoldaki umutsuzluk görüyorum. En büyük zeka ya diyor ki o daha benden zeki. Ya böyle bir şeyi ben hani kabul etmiyorum. Yani egomdan dolayı falan değil. Yani birçok insanın, Einstein'ın bile sözü var değil mi? Tek fark çalışmak. Hani beni normal insanlardan ayıran tek şey çalışmak. Yani o yüzden
zekanın yapılan çalışmalarda da böyle, hani sırf bir konuşma olarak söylemeyeyim bunu, hani fikir olarak söylemeyeyim. Yapılan birçok çalışmada başarıya giden faktörlerin, bakın hangi üniversite, Carnegie Enstitüsü yapmış bu araştırmayı, %85'i sizi başarıya götüren, kariyerde başarıya, hayatta başarıya götüren faktörlerin %85'i psikolojik. Yani %15'i sadece bilginizle ilgili. Yani şimdi mesela bir örnek vereyim. Yanlış bilmiyorsam, hani arkadaşlar düzeltebilir, şirket ismi vermeyeyim o yüzden. Dünyada da çok büyük bir inşaat firması var. Türk firması dünyanın sayılı inşaat firmalarından biri. Yani böyle milyar dolarlarla iş yapıyorlar. Hani milyon dolarlık falan altyapı çalışmaları değil. Bu şirketin başkanı nasıl bu noktaya gelmiş biliyor musunuz? Amerika'da Davos'ta bir konuşma sırasında biriyle tanışıyorlar. Ve bir sohbet ederken böyle bir iyi bir iletişim yakalıyorlar. Ve o firma da, Amerikalı firmanın sahibi de onunla bir böyle bir ortaklık kurmak istiyor. O iletişimi nedeniyle, ama bak teknik bilgisi yok zaten. O gün dünyada altyapı çalışması yapabilecek bir şirket değil o. Oraya gitmiş, iyi iletişim kurmuş ve dünyadaki şu an en büyük şirketlerden birini yönetiyorlar. Ve çok da iyi bir şirkettir. Hani ama baktığınız zaman başarıya giden, kariyerde başarıya giden faktörler, ben gülümseme sayısı olarak parametresini veriyorum. Hani ya insana tebessüm ediyor musunuz? Affetmek mesela. Bak ya, çok ters parametreler söylemek istiyorum. Amaç ilgi çekmek için değil. Gerçekten benim şimdi düşününce, yani benim mesela çok düşüktür söyleyeyim. Affetmem mesela, bir insanı çok zor benim hocam. Yani burada benimle aynı fikirde olanlar da vardır. Bunu söyleyebilmek de tabii belli bir yaş, zaman alıyor insanın. Ya affedemediğiniz zaman kariyerde ne oluyor biliyor musunuz? Bir ton size zaten iş hayatında yanlış yapan insan var. Yani kapıdan gireyim ben sizi bulurum. Ve haklısınız da. Mevlana'nın bir sözü var ya, kusursuz dost arayan dostsuz kalır diyor. Yani, kesinlikle. Ya illaki biri, herkesin bir hatası olacaktır. O hataları unutamıyorsak iş kötü. Kesinlikle. Yani bu başarıya giden yolda başınızı belaya sokarsınız. Öyle söyleyeyim. Yani kötü anlamda değil. Sürekli akşam yatarken bunu düşünen insanlar ben biliyorum. Ya yani kariyerini kendi mahvediyor insan. Niye? Diyor ki bana böyle dedi. Demek ki beni terfi ettirmeyecek. Ya bunları bırakın ya. Ettirmeyecekse bu bile güzel bir şey. Siz amacınıza odaklanın. Olur veya olmaz. Hani Marx'ın bir sözünü söylemiştim ben. Geçmişte ne olduysa başka türlü olamadığı için öyle olmuş bir durum var. Ya bu ilk başta hadi canım öyle mi diyorsunuz gibi oluyor ama geçmişte de bahsetmiştim. Gerçekten hani bir şeyi kabul etmenin yolu bu. Yani bir şey zaten başka türlü olabilse, ama yapacaklarınızı yapın, emeğinizi verin. Başka türlü olamıyorsa zaten öyle olmuş demektir. O yüzden ben affetme sayınız mesela yüksekse, yapılan çalışmalar da var bununla ilgili. Çok ilginç bir şekilde mesela Büyük Beşli diye Arthur Poropat'ın bir çalışması var. Çok yani değişik bir çalışma diye paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor. Diyor ki yüksek IQ'su olan insanlardan daha mı başarılı olmak istiyorsunuz? Ve bilimsel bir çalışma bu. Şunlar çıkıyor. Çok ilginç. Vicdanlı olmak mesela. Başarı faktörü. Bak, başarı parametreleri bilimsel çalışma. Arthur Poropat'ın çalışması. Big Five deniyor buna. İkincisi açıklık. Açık mısınız? Bakın başarıya götüren faktöre bakın. Şey değil, para, zeka, işte çalışma saati falan yok hala bak. Açıklık var. Üçüncüsü duygusal stabilite var. Biraz önce bahsettiğim konuyla çok ilintili. Yani stabil misiniz? Çünkü hayat stabil değil ki. Niye ben bu konuşmaya başlarken şeyi söyledim? Biraz tesadüfi oldu ama ilk sordunuz. Dedim ki ya sabah güneş vardı. Öğleye doğru yağmur. Pencereleri açtım. Kapattım. Sürekli eylem içindeyim bakın. Yani doğa bile gün içinde sürekli değişiyor. Kariyerinizin parametrelerini düşünün. Saniyelik değişiyor. Yani bu arada birçok terfi kararında da ben bulundum. Hani yani o yedekleme planlarında falan, yani saniyelik değişimler de beni bu veri analitiği alanına itti. Yani bunu değişmesin diye. Hani onu da söyleyeyim. Gerçekten saniyelik değişiyor. Diğer konu dışa dönüklülük. Bu da önemli bir şey. Yani burada pek emin değilim bu çalışmanın bu noktasında. Ama bir de yumuşak başlılık var. Bakın 5 tane bilimsel başarı faktörü söylüyorum. Parametresi. Vicdanlı olmak, açıklık, duygusal stabilite, dışa dönüklük, yumuşak başlılık. Ne diyoruz canım? Hani kariyerde başarı faktörleri aslında gibi. Aslında hepsi duygu durumuyla ilgili değil mi? İnsanın ikliminin nasıl olduğuyla ilgili, kendine nasıl davrandığı, başkalarına nasıl davranacağıyla ilgili. Ya şey çok enteresan, yani zekanın burada olmaması, çalışma süresinin olmaması, hırsın olmaması falan. Hani bunlar daha çok böyle beklenen şeyler ama demek ki bunlar işe yaramıyorlar.
Ya aslında yarıyorlar tabii ki ama Arthur Poropat, Poropat diye yazıyor. Değişik bir soyadı. Nereli bakmak lazım. Bu soyadlarını da bazen araştırırım ben. Birisi sormuş diye söylüyorum. Ama yani yapılan başka çalışmalar da var tabii ki. Bana sorarsanız yani benim gözlemim şu hocam. Sonda da tabii tekrar etmek isterim bunu ama bakalım. Yani merak, esneklik ve cesaret olarak ben yorumluyorum başarıyı. Yani bu üçlü olursa sizde, yani meraklı bir insansanız niye başarıya gidiyor? Çünkü merak ediyor, soru soruyor, onu öğreniyor. Yeni bir şeyi öğrenme sayısı çok yüksek. Yapılan yine bilimsel bir çalışmaya göre. Başka çalışma yapılır, başka şey çıkar. Bu bilimsel çalışmaları da biraz hani hepsini sakın destur olarak kabul etmeyin. Ben de öyle söylemiyorum. Ama yapılan bir çalışmaya göre de meraklı ve soru soran, normalden daha fazla soru soran insan ya da bir şeyin nasıl çalıştığını merak eden insanların başarılı olma olasılığı 4 kat daha fazla çıkmış diğer insanlara göre. O yüzden böyle yanınızda işe alımda da hani değişiyor şeyler İK açısından söylersek hayatta da değişiyor. Merakınız varsa, çocuğunuzun merakı varsa onu koruyun. Kendi merakınız varsa sahip çıkın. Yani siz de ne yapacaksın şimdi boş ver aç televizyonu bir Survivor izleyelim hani bir kendimize gelelim gibi değil. Birazcık gerçekten merak ettiğiniz şeye gitmek lazım. Burada cep telefonundan bu işlemi yapıyoruz. Tabii bu bir araç yine amaca dönüşüyor mu ona da bakmak lazım ama bir çalışmada insanların cep telefonunu aldığınız zaman inanılmaz yaratıcılıklar artıyor. Çünkü yaratıcılığı en öldüren şey cevap bulmak. O yüzden her cevap telefonda olduğu için aramıyorsunuz ve direkt hani sizi bir meşgul ediyor. Bunu da söyleyebiliriz. Bir kolay bulacağınızı düşünce aramayı da bırakıyorsunuz belki. Merak Değil mi? duyunuz. Zaten hepsi orada değil mi? Yani şu an mesela ne diyelim? Mesela mermer masanın nasıl üretildiği. Mesela orada duruyor. Mesela ama hani bunu merak ediyor musunuz? Ne ilişkisi var canım? Hani Slumdog Millionaire diye bir film vardı. Orada da bu ilişkiyi belki kanıt için koyabiliriz. Etli bir film. Hani gerçekten hayatınızın nerede edindiğiniz bilgisinin nerede işe yarayacağını gerçekten hani tahmin etmek çok zor. Ben o yüzden merak, esneklik ve cesareti hani söylüyorum. Ama kariyer ne değildir? Hani başarı kriterleri olarak hani okullar, para ve zeka olmadığı çok açık. Yani bilimsel çalışmalarda da bu böyle gözüküyor. Zeka ve merakla ilgili bir enstantane hocam. Mesela Einstein'ın keşiflerine bakacak olursanız aslında zekadan çok merak kaynaklı olduğunu görmek mümkün. Çünkü yaptığı adamın hayatı, keşifleri, bulduğu şeyler kafaya bir şey takıp bu niye böyle diye ya da bu hakikaten böyle midir acaba? Hani onu araştırmasıyla olan bir şey aslında. Yani sorduğu sorular ve hayata bakış şekli, arka planını merak etmesi, aslında bulduğu cevaplar o sorduğu sorular sayesinde. Kimsenin merak etmediği şeyleri merak etmiş ve bununla ilgili senelerce araştırmış. Yani öyle konu var, 10 yıl düşündükten sonra bulduğu şeyler var mesela. O merak olmasa, merakı tatmin etmeye çalışmak olmasa pek olabilecek bir şey değil. Hani zeka olsa, zeka işte kısa sürede çözdü etti falan, öyle değil. Bayağı uzun zaman alan şeyler var. Ama sonuçta doğru şeylere ve ilginç şeylere merak duyması orada belirleyici olmuş. Bir de şey tabii önemli, zeka ile ilgili yapılan çalışmalarda biraz basketteki boya benzetiyorlar. Yani belli bir boyun altında olduğun zaman basketçi olman zor. Ama bu öyle çok yüksek bir boyda değil. O boyun üstünde bir sürü insan var. O boyun üstünde olduğu zaman da artık çok etkilemiyor. Yani hani IQ bir noktaya kadar önemli ki o çok yüksek bir nokta değil. Hani insanların genel ortalama zekası bu anlamda yeterli. Ama ondan sonrası az olmuş, çok olmuş, çok da belirleyici olmuyor aslında. Yani çalışma şeyi çok önemli tabii ki ama şöyle bir şey ben düşünüyorum. Vizyon dedik ya hocam başta başarı kriterlerinde. Bir çıtayı koyduğumuz yere dikkat etmek lazım. Hani Türkçe'de güzel bir söz var. Çıtayı koyduğunuz yer neresi başarı için? Yani önünüzdeki koyduğunuz yer çıtayı nereye koyarsanız o kadar şey oluyor. Mesela ben kendim için bir örnek vereyim. Yani ben mesela kendi alanımda Türkiye'de bu işleri bir şekilde idare ederim diye düşünüyorum şimdilik. Yarını bilemem. Ama çıtayı buraya koymam demek aslında beni inanılmaz mahveder başarı için. Ben Amerika'da bu iş nasıl yapılıyor koymam lazım. Amerika'yı da geçtim. Çünkü aslında bu işin bir ideal yapılması ile ilgili bir hayalim var. Diyorum ki ya bu iş böyle olmalı bence. Onları da baz almıyorum. Çünkü böyle bir kendime vizyon çiziyorum. Ya bunun sonucunda belki bir sene sonra sizle konuşuruz. Ya olmamış olabilir.
Ama sonuçta çizdiğiniz, çıtayı koyduğunuz yer sizin gideceğiniz yeri de çok belirliyor. Yani burada... Buraya destekleyici bir şey söylemek istiyorum hocam. Çıtayı koyduğumuz yer aslında sadece yükseklikle ilgili değil. Yani daha aşağıya koydum, yukarıya koydum falan sadece onunla ilgili değil. Sağa mı koydum, sola mı koydum, zamanda yakına mı koydum, uzağa mı koydum? Bir sürü faktör burada etkili. Mesela ben şirketin içinde bir şeyler yapıyorsam, tamamen şirkete odaklı bir şekilde bir çıta koyduysam o içeride ancak yapabileceğim bir başarı anlamına gelir. Halbuki çıtayı öyle bir tanımlayabilirim ki bana hem şirket içinde hem şirket dışında hatta o sektörün dışında da anlamlı olacak bir noktayı temin edebilir. O yüzden gerçekten çok önemli ve çok boyutlu düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece yükseklik seviye anlamında değil. Kesinlikle. Tabii bunu ölçüt olarak da hani belirlemek lazım. Bir de yani kendisine soru soran insanların ben daha başarılı olduğunu genelde gözlemliyorum. Ya ben bu işi doğru mu yapıyorum? Kariyerde özellikle. Ya bir oturup düşünmek mesela yani çok şey bir konu. Bir gün yurt dışında bir şeye gitmiştik, bir toplantıya. Şunu fark etmiştim. Ya böyle mezun olalı 3 sene olmuştu. Bir proje için gittik falan filan. Yürüyoruz dışarıda. Baktım bizim direktör, genel müdür yardımcısı. Yani dışarıdayız. Yani orada İngiltere'deyiz. Aynı sizin örnek gibi Amerika'da fotoğraf çektirmek gibi. Orada değil. Onu fark ettiğimi fark ettim ama. Hani şu anda da hatırlıyorum o anı. Dedim ki ya bu çok değişik bir şey ya. Yani buraya geldik. Hani Chelsea Limanı'nın böyle yanından yürüyoruz falan. Harika bir yer. İlk defa gelmişsin. Hani sonuçta tarihi bir bakış açısı. Ya bir yerinden yakalarsın değil mi çevreyi? Yani ben de dahil. Ben de o toplantının heyecanının peşindeyim. O da geçmiş ofiste kalan Türkiye'deki durumların peşindeydi. O yüzden anı yakalamak hikayesi o ölçütü koyarken de çok önemli. Yani kariyerinizin ne noktasındasınız? Bir de düşünmeye zaman ayırmak diye. Yani belki bir zorunlu zaman olması lazım. Biraz idealize ve egzajere ediyorum. Biraz abartıyorum. Ama oturup böyle düşünce odaları da mı evde olsa? Yani bir oturayım ben 10 dakika. Arkadaş doğru iş mi yapıyorum? Ben bu işi yaptım ama bu işte doğru mu ilerliyorum? Bakın bu limon satmak da olabilir. Limon satarsınız dersiniz ki ya Türkiye'de büyük bir line var ya bu yeşil limonlar. Büyük talep var. Bunu da ekmiyorlar dersiniz. Kendiniz bir anlaşırsınız bir tarım alanıyla. Bir şeyler yapabilirsiniz. Bir ton insan var. Ceviz ağacı dikenler var falan filan. Yani hangi alanda çalıştığınız önemli değil bence. Yazılım olabilir, pazarlama olabilir. Bu Mavi Okyanus stratejisini de tabii ki başarı için ölçüt ve kriter alan seçmek de çok önemli. Ama bir noktada tecrübeye açıklık olduğunu ben düşünüyorum. Yani yeni tecrübelere açık mısınız kariyerinizde? Bu da çok önemli. Çoğu insan açığım der. Bana da sorsanız. Şimdi ben açığım mesela. Desem ki ya böyle bir iş var. Bu işi bırakıp girer misin? Ya yok ben şimdi işimi bırakamam ya. Benim hani gelirim giderim var. Olmaz. Ama açıktın tecrübe. İşte tecrübeye açıklık, yeni şeye açıklık bu oluyor. O olmuyor ya da cesaret dediğimiz şey şu olmuyor. O şey hocam iki tarafı, iki kapı açık. Yani karşılıklı iki kapı açık, fırsatlar bir kapıdan girip öbür kapıdan çıkıyorlar. Yani görüyor öyle bir şey olduğunu ama fazla açık hani hayatında değiştiren bir durum olmuyor aslında. Çok var, kafelerde var. Bir de açık olmanın ötesinde arıyor da olmak gerekiyor sanki. Hmm. Yani yoksa pasif olarak açığım dediğimizde aslında aktif olarak bir arayışımız yoksa gelip geçiyor. Çok önemli bir nokta hocam bu. Eğer yani bir şeyi merak etmeye başlıyorsanız yine merakla başlıyor benim hikayelerim. Ben birazcık daha o yoğun konuşuyorum. Ama sizin dediğinizde çok paralel. Herhangi bir şeyle ilgili merak ediyorsanız ve onunla ilgili kafanıza bir çıpa atmak deniyor aslında. Bu bir çıpa attıysanız buraya sonra onunla ilgili bir ton şey görmeye başlıyorsunuz. Yani mesela bu yeni araba alanlar bilirler. Hep o arabadan çıkar karşılarına. Ya yok mu bu arabadan var? Çünkü halbuki algıda seçicilik. Bu aynı zamanda sizin de geçmiş yayınlardan birinde bahsettiğiniz gibi hani gerçekten bir şeyi gerçekleştirmeden önce hayal etmek, adına secret diyebilirsiniz, kader diyebilirsiniz, dua diyebilirsiniz. Bu başarının da aslında bir simülasyonu. Başarı forecasting'i diyebiliriz belki buna. Şirketler bütçe forecast'i çok yapar. Ben de bütçelemede de çalıştım bir süre. Forecast edersiniz sonra her ay bakarsınız gerçekleşti mi diye. Aslında başarı da böyle bir şey. Bir forecast ettiniz mi başarınız? Yani ben şu yerdeyim. Yani ben mesela CFO oldum. Yani şirketin finansal direktörüyüm. Ya da ben şirketin işte Türkiye'deki en iyi veri bilimciyim. Ya da ben pazarlamacıyım. Ya da işte ben en iyi işte kuru yemişleri Türkiye'de ben getiriyorum. Mesela bu da olabilir. Ama bunu bir forecast ettiniz mi? Başarıyı forecast etmek, gözünde canlandırabilmek de
önemli bir başarı kriteri gibi gözüküyor. Peki hocam, şeyi düşünürsek eğer şimdi korona, izolasyon yavaş yavaş çıkacak gibiyiz. Yavaş yavaş bu hafta artık şirketlerden gördüğüm bildiğim kadarıyla insanlar ofislere yarım zamanlı falan dönmeye başladılar. Ufaktan denemeler söz konusu. Birkaç ay önce, yani Şubat'tan önceki başarı parametreleriyle şimdiki başarı parametreleri arasında bu izolasyonun, yeni yaşam tarzı, yeni iş tarzının getirdiği önemli değişiklikler var mı? Belirgin bir takım gözlemlerimiz var mı insanlara söyleyebileceğimiz? Şimdi bazı şeyler, yani benim duyduğum ve gözlemlediğim, konuştuğum şirketlerde çalışma saatlerinin azaldığı, en azından geçiş dönemiyle ilgili işte 9-3 falan gibi birçok şirket böyle bir saate geçmeyi kabul ediyor ilginç bir şekilde. Ben daha karamsardım açıkçası. Bir adaptasyon konusu var. Yani yeni dönemde başarı için zaten olmazsa olmaz. İnsanın da en iyi yaptığı şey adapte olabilmek, esnek olabilmek. Ama yeni dönemde başarının en önemli faktörü adapte olabilmek, dayanıklılık gibi gözüküyor, esneklik gibi gözüküyor. Özellikle dönüş stratejisinde çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Ama çok basit. Ekran yönetimi mesela. Ekran yönetimi ne demek? Aslında evde mesela herkesin, aslında çalışanların bir televizyon arkada bir açık. Bilgisayar açık, işe de bakıyor ama içinde 3-5 ekran daha var. Arkada bir Trendyol açık, bir şey açık, ne açıksa artık bilmiyorum. Popüler alanlarda. Bir yandan da telefonda da arkada 5-10 uygulama açık. Şimdi ekran ve zaman yönetimi de dönüşün en büyük sıkıntılı alanlarında, adaptasyonel olarak, adaptasyon açısından en sıkıntılı noktalarından biri olacak. Hep bakmak isteyeceksiniz. Hep arkada bir şey arayacaksınız. Ben dün bir ofise gittim. İşte dezenfekte çalışmaları ve benzeri için çıktım. Yani yolda araba kullanmayı bile unutmuşum neredeyse. Yani yeniden İstanbul'a taşınmak gibi oldu. İstanbulluyum halbuki. Ama bir baktım ya, dedim ki yeni bir şehre gelmişim gibi. Bir 10 dakika sürdü tabii bu. Sonra hemen eski halime geldim. Sıkıcı bir şekilde otobandan yola devam ettim. Ama bir süre böyle bir durum olacak gibi. Evet, yani şeyde de eski kriterler, yeni kriterler neler? Esneklik burada çok önem kazanıyor gibi. Bir de kendi kendini yönetme, öz disiplin gibi konular, ekran dediğin de aslında doğrudan onunla bağlantılı. Sanki o da önemli olacak gibi. Yani önceden böyle daha fiziksel mekanda insanların kontrol edildiği, hani bir takım ortak parametrelerin oluşturulduğu, takip edildiği daha sterilize ortamlarda çalışıyorduk. Ama artık uzaktan çalışma hayatımızın içerisinde daha çok, yani pek çoğumuzun hayatında önemli bir yeri olacak gibi gözüküyor. Yani full uzaktan çalışmasak da işte haftanın belirli zamanları uzaktan çalışma falan gibi. O yüzden de bu öz disiplinle ilgili konular, hani birilerinin benim zamanımı yönetmesinden çok kendim yönetmem, neyi ne zaman nasıl yaptığımı kendim belirlemem falan, bu beceriler de sanki kritik olacak gibi geliyor bana. Bir soru vardı, şimdi aşağıda böyle esprili sorular da oluyor bazen. Geçen de sigara yayını ile ilgili güzel şeyler olmuştu. Ben de keyifleniyorum. Yani sigara içilmesin diye yayınla ilgili. Sigara sağlığa zararlıdır. Belki evet, o konuyu konuşun, o konuyu konuşun diyorlardı. Şeyde. Çok keyiflenmişim. Şimdi de herkes lider mi olacak falan diye bir soru var. Kesinlikle evet cevabı. Hani ters bir cevap vereyim. Gerçekten herkes lider olacak ama herkes başkasının liderliği anlamında söylemiyorum bunu. Herkes kendi lideri olması lazım. Bakın, biraz önce bahsettiğimiz o kahraman yaratmak, idol yaratmak noktalarından ben özellikle hiç tavsiye etmiyorum naçizane. Benim kişisel İK'cı olarak yorumum, kariyer açısından yorumum, hani naçizane gözlemim de bu oldu. Kesinlikle idol yaratmak, başarı yolları yaratmayı tavsiye etmiyorum ama şunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkesin lider olması lazım. Kendi hayatınızın lideri misiniz, değil misiniz? Bunu kesin sorun. Yani sorun, hani şu anda da sesli kendinize de sorun. Ben bu kendi hayatımın lideriyim. Ne iş yapıyorsunuz? Pazarlamacı. Siz mi seçtiniz? Ya bir yere stajyer girdim, beğendim, sevdim. Peki gerçekten istiyor musunuz hala? Neden bu işi iyi yapıyorsunuz? Sormaya devam ediyorum bakın. Bunu sormak lazım. Bu işte sizin gerçekten kendi lideriniz misiniz, değil misiniz? Bu önemli. Lider ekipler olabilir mi diye bir soru var. Genelde kültürel de bir şey tabii ki. Agile dediğimiz takım dönüşümlerinde işte şimdi sen proje yöneticisi ol, sen yönetici ol dediğimizde biraz kindar kariyer yolları da görebiliyoruz. Zor olabiliyor bu liderlik açısından. Ama kendi insanın kendine liderlik etmesi önemli. Hani burada geçmiş yayınlarda da ataletten kurtulmak için dedik işte 5'ten geriye sayın falan, birçok hani ironik de örnekler verdik. İşe yarar da naçizane örnekler vermeye çalıştık. Ama
İnsanlar kendi lideri mi ve yönünüz ne? Kuzey mi, güney mi, doğu mu, batı mı? Yani birazcık da basitleştirmek lazım. Metotlar bence içerikten bazen daha önemli olabiliyor. Yönünüzü seçin. Hani kesinlikle yönünüzü seçin. Ve ne kadar erken yaptığınız yön değişikliği sizi kıtalar arası değişik bir yere götürebilir. Yani siz Türkiye'den Amerika'ya gidiyorsanız bir derecelik sapmayla, yani Güney Amerika'ya da gidebilirsiniz, Kuzey Amerika'ya da gidebilirsiniz. O yüzden hedefiniz şu an ne kadar hedefinize uzak hissediyorsanız o kadar şanslısınız aslında. O kadar doğru bir yol üzerine gidebilirsiniz. O yüzden bu pazara geç girenlerin avantajı diye rekabet stratejilerinde kitaplarda da anlatılır. Pazara geç girdiyseniz de hiç üzülmeyin. Pazara giderken yani başarıya giden yola geç girdiniz. Ya geç fark ettim ya, ben yıllarım gitmiş bilardo oynadım. Bence güzel de bir spor bu arada. Ya da hayatım şöyle oldu, böyle oldu, perişan oldum diyorsanız böyle. O zaman doğru noktasısınız. Çünkü geç girdiğiniz zaman pazara, pazarın yeni koşullarına ait bir başarı kriteriniz olabilir. Eskiden networkçüydünüz mesela. Yani işte ne diyorduk biz network IT'cilere? İnterneti bağlıyor mu? İşte sistemleri kurdu mu? Bir de Windows kurdu, bir de hard disk yedekledi, değil mi? Bu adam kraldı eskiden. Şimdi o geçmişte pazara giren biriyle, IT'ciyle şu an o adamı dönüştürmek imkansız. Var benim maalesef tanıdıklarım. Evet, eski işleri yapmaya çalışacak. Halbuki o işler kalktı ortalıktan yani. Kesinlikle. O yüzden geç pazara girenler de üzülmesin. Geç olarak, yani hiçbir şey için gerçekten geç değil klişesini kullanalım burada. Ama yeni şeyler yapmak için geç yapmak daha avantajlı diye de terse de bir şey söyleyelim. Daha avantajlısınız o yüzden diye düşünüyorum ben. Şeyde hocam, parametrelerden özellikle vurgulayacağım bir şeyler varsa alabiliriz ama bir yandan sorulara da bakabiliriz dilersen. Tabii tabii. Vaktimiz de var. Ya şöyle, başarı için hocam, yani kendi aldığım notlardan bakıyorum. Benim için yani birincisi affetme katsayısını ters olarak bir şey anlayayım. Yani en son kimi affettiniz mesela? Yani dediğim gibi bu eğer yüksekse, yani insanları affedebiliyorsanız kariyerinizde başarılı olma şansınız çok ilginç bir şekilde yüksek. Yani affetmekle başarının ne ilgisi var, ne diyorsunuz canım diyebilirsiniz ama ikinci konu, iç motivasyonunuzu sağlayabiliyor musunuz? Mesela ben bu konuda kendimi görece başarılı görebilirim. Hani naçizane yanlış anlamayın ama mesela çok fazla belirsizlik olsa bile motivasyonumu hiç dışarıya kurmadığım için, o yüzden insanlara da onu öneriyorum. Asla kimseye bağlı bir motivasyon kurmadım. Ne yöneticime, ne bulunduğum şirkete, ne oturduğum kata, ne bir yere. Hiçbir şeye bağlamadım motivasyonumu. Tek öğrendiklerime bağladım. Öğrendiklerime asla üzüldüm, çoksa sevindim. O yüzden iç motivasyonumu onunla sağlayabildiğim için de genelde hani istediklerimi yapabildiğimi düşünebilirim. Yapamadığım da çok şey var ama. Çabanın sürekliliği açısından kritik bir rol oynuyor sanki. Yani dışarıya bağlı olursak, kendi kontrolümüzde olmayan, herhangi bir sebeple değişebilecek bir şey bizim motivasyonumuzu bozabilir hale geliyor. Dolayısıyla birilerinin bir şeylerin insafına bırakmış oluyoruz kendimizi. Ama içeriden bir motivasyon olduğu zaman o daha kontrollü, gerekirse değiştirebileceğimiz bir şey oluyor. Yani o dış şartlardan bağımsız olarak ona, hani bu hani duygusal dayanıklılık falan diyoruz ya, dış şartlardaki değişikliklere adapte olabilmek, onlara iyi tepkiler verebilmek, doğru tepkiler verebilmek, onu sağlayacak bir şey gibi duruyor iç motivasyon. Çok güzel. Bir noktayı daha söyleyeyim. Yani bunlar benim özellikle altını çizmek istediğim noktalar. Başkasının başarısına seviniyor musunuz mesela? Yani hayda, şimdi başarıyla ne ilişkisi var? Gerçekten eğer başkasının başarısına sevinemiyorsanız, ki ben iş hayatında bunu itiraf eden de arkadaşlarımız oldu. O açıdan yani başkasının başarısına sevinen insanların başarıya çok daha yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü uğraşmıyor kimseyle. Yani o böyle olmuş. Yani düşünsenize bir şirkete girdiniz. Ya bir ton olan insan var her sene, ne terfiler açık. Onlara kafayı taksanız var ya, doğru mu değil mi diye hayatınız, yani kendi faktörlerinizden kopuyorsunuz. Bir noktada şikayet katsayısı ne kadar yüksekse benim gözlemlediğim insanlarda o kadar başarıya geç ulaşıyor bu insanlar. Ya da ulaşsa da onun o olmadığını anlıyorlar. Yani hep, yani ben dinlemeyi insanları severim. İş hayatında da çok fazla İK'cı olduğum için de ve arkadaşlarım da olduğu için çok kariyerle ilgili dert dinledim. Çok. Ama ne kadar şikayet oranı yüksekse o kadar başarısız olduklarını da maalesef gördüm. Çünkü şikayet etmek bir şey, hani böyle size bir neden sağlıyor bu arada. Yani ben mesela başarısızım ya, geliyorum diyorum ki ya Mustafa hocam böyle böyle oldu. Değil mi? Şöyle oldu diyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu demek. Ben başarısız olmayı kabul ediyorum demek. Bu kadar bence.
şikayet etmek bu demek diye düşünüyorum. Bir de çok yaygın yani bu şikayet kültürü olayı bence çok yaygın. Yani insanlar şikayet edecek şey bulmayı çok kolay başarıyorlar genelde. Halbuki aslında olumlu yönler, potansiyeli olan yönleri fark edebilmemiz için dikkatimizi oralara yönlendiriyor olmamız lazım. Oysa şikayet edecek şeyleri aramaya yönlendirdiğimiz zaman dikkat zaten kısıtlı bir potansiyele sahip olan, bir kapasitesi olan bir şey. Bunu habire şikayet edilecek noktalar için harcadığımız zaman aslında fırsatları kaçırmamıza da sebep oluyor. Kesinlikle bu şeye benziyor ya. Bir ip filmin adını hatırlayamıyorum şimdi. Belki izleyiciler yazabilirler. Böyle bir New York'ta iki gökdelen arasında ipte yürüyen bir adamın hikayesi. İlk böyle film sahnesi başlıyor. Diyor ki siz diyor beni neden izlediklerini biliyor musunuz? Karşıya geçmem için değil. Görmek istedikleri şey aşağı düştüğümü görmek istiyorlar. O yüzden hepsi beni izliyor diyor. O yüzden iş hayatı da böyle. Yani bir ipte yürüyorsanız düşmek istediğinizi görenler, düşmenizi isteyenlerin ailenler. O söyleyemedim bile. Allah söyletmesin diyelim. Gerçekten çok kötü. Yani başkası odaklı yaşamak çok kötü bir şey hayatta. Ya kolay mı şimdi adamlar? Ya bu ben o yüzden Instagram'ı şimdi kullanıyoruz. Oradan da yayın yapıyoruz. Ayıp olmasın ama gerçekten yani birçok bilimsel çalışma da var. Sosyal medyada herkesin olumlu bir şey paylaşması demek inanılmaz kötü bir şey. Yani hani paylaşmayın demiyorum ama hayatın ben aynı zamanda dizilere de böyle bakıyorum. Dizileri düşünün hep böyle mesela dizi bir saatte çekiliyor ya. Çocuk mesela başarılı olur, başarısı olur, kavga eder şey. Hayat öyle bir şey değil ki bütün gün hani onu izlerken bile bir ton başka türlü şey oluyor. O yüzden eski Yunan'daki örneği tekrarlayalım. Geçenlerdeki yayında bahsetmiştik sanırım. 24 saat tiyatrolar varmış. Keşke olsa da bugün izlesek. Yani bir hayatın gerçeğini mi görmek istiyorsunuz? Instagram falan bırakın. Bir saniyeler Instagram'ı toplasanız bütün yayınları yani bir insanın hayatını toplasanız bir dakikalık fotoğraf etmez. Bir saniyede 60 kare var ya. Hani benim 100 paylaşımım var. Bir saniye etmiyor bakın benim paylaşımlarım. Beni bir saniyeyle değerlendiriyorsunuz. Halbuki saniyede 60 kare var. Hatta birçok şeye göre de başka kareler de var. İnsan gözü 25 kare görüyor. Ama eski Yunan gibi bizim 24 saat birini oturup izlememiz lazım. O kişi de kim? Ben size söyleyeyim. Kendinizsiniz. Yani 24 saat izlediğiniz neredeyse rüyalar da dahil kendinizsiniz. O yüzden kendinizi izlemeye devam etmek lazım. Benim en çok keyif aldığım ve en çok keyif almadığım şey kendimi izlemek. Bakın yani şu an hani bir kamera gibi düşünün kendinizi, hayatınızı. Etrafa bakın. Yaşıyorsunuz. Değişik bir şey yani canlı. Bu dışarıdan kendinize bakmakla ilgili bir şey söylüyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar falan? Filmin adını bilen var mı diyorlar. Ya böyle cambaz gibi bir şey böyle ipte yürüyen bir adamın hikayesi. Ama hepimiz birbirimizin belki bu yayında izleyenler şunlar bir hani yanlış bir kelime söylese de falan diye insanın böyle bir alttan nefis mi dediğimiz kimi hani şeye göre kimine göre şeytan dürttü dediğimiz. Ama tabii ki orada ben insana yine pay biçiyorum. İyi örnekler güzel. Hayatta başarıya götüren örnekleri almak lazım. Ama sakın ola ki başarınızı yani başka birinin başarısının üzerinden yapmaya çalışmayınız bence. Herkesin yolu ayrı. Ben böyle düşünüyorum hocam. Ne dersiniz bilmiyorum ama biraz böyle dolaştık geldik. Ben biraz şeye takıldım hocam. Yorumlardan birinde bir şey vardı da demin bakıyordum yukarıdan aşağı. Şöyle bir şey demişler. İşini seviyorsun ama evinden, eşinden, hobilerinden fedakarlık yapmadan ilerleyemiyorsun. Aslında tam da bu şey işte hani başarı parametrelerinde şeyde konuştuk ya çıtayı nereye koyuyoruz, nelere önem veriyoruz. Hani şirket için olan başarı, benim için olan başarı. Burada sanki o insanların genel olarak hayatındaki aradığı anlam ve bütüncüllüğü düşünerek sanki bunları yapması gerekiyor gibi. Yani sadece iş yerindeki başarıyı koyarsak eğer şey olarak, bir hedef olarak, o zaman diğer şeylerden fedakarlık yaparak ancak orada bir şeyler yapabiliyoruz. Ve bunu da aslında şey başkası dayatmıyor bize. Tekil olarak orayı önemli gördüğümüz için yani insanlar çoğunlukla mesela fazla mesai zorla yapmıyorlar. Daha çok kendileri yapıyorlar. Kafalarına bir şeyi takmayı birileri taktırmıyor. O ortama girdiğin için ona kendini kaptırdığın için kendin takıyorsun. O yüzden de fedakarlık yapmak zorunda gibi hissediyorsun. Buna ne dersin hocam? Yani o işte o hayattaki başarıyla hani oralardan fedakarlık yapıp yapmamak hani iş ya. Yerinde başarı şirket mesela illa istiyor mu ya sen evinden fedakarlık et
hobilerinden fedakarlık et, eşini boş ver, bunları yap diye mi odaklıyor örtülü ya da açık bir şekilde, yoksa biz kendimize mi yapıyoruz bunu? Ya şöyle söyleyeyim, saat 16.57 diye düşünelim şimdi, tamam, 5'te işiniz bitiyor, ofistesiniz, tamam, hayal edin. Servisle gideceksiniz ya da kendi arabanıza, fark etmez. Çıkmak istiyorsunuz, evde çocuğunuz bekliyor ama içeride başkalarının hedefleri başka bir şeye bağlanmış durumda. Yani sizin direktörünüz diyor ki ben bu sene diyor GM'ye olmam lazım. Diğeri diyor ki bu sene diyor şuraya gitmeden önce burada terfi almam lazım. Ve aslında kendi başarıları için veya iş olduğu için değil. Bu yüzden o akşam orada kalıyorlar. Ve o akşam orada kaldığı için siz 16.57'de siz orada kalıyorsunuz. Yani bana iş hayatını sorarsanız maalesef böyle hikayeleri birçok kişiden duyabiliriz. Ama çok çalışan insanların ortak bir özelliği var. Ben size söyleyeyim üzülerek. Mutsuzlar benim gördüklerim. Evlerinde mutsuzlar. Evlerinde mutsuz olmayanlar kendileriyle mutsuzlar. Yani ben kendiyle baş başa kalmamak için çalışan insan biliyorum ya, uykusuz. Yani inanamaz ya, böyle bir çalışmaya ihtiyacı yok bu arada, ben size söyleyeyim. Bir tane bir arkadaş vardı. Ya robotik prosesçisin sen ya. Yani işi robot yapsın diye seni koyduk. Yani sen sabahlara kadar buradasın. Yani o yüzden baktığınız zaman gerçekten çok mutsuzluk iş hayatına daha çok bağlıyor insanları. Yani biz şeyi konuştuk biraz önce. İş hayatı insanları biraz mutsuz edip hani baskı yapıp fazla mesai de mi tutuyor? Tam tersine özel hayatlarında mutsuz olanlar iş hayatını mutsuz ediyorlar ve kümülatif bunu yayıyorlar. O kalınca siz de kalıyorsunuz. Yani böyle bir verimsizlik çağı oluyor ve bu kültürel olarak bu kodu da kırmak lazım. Sakın ya, ben özellikle yönetim ekipleri bunu fark ettiler. Ben eczacı başındayken hatırlıyorum, birini çok fazla mesai kalıyor diye İK'ya çağırmıştık. Hatırlıyorum ben bunu. Gayet. Yani gerçekten bu olmaması gereken bir şey bu arada. Yani bu arada Siemens'te bir çalışan vardı. Bir arkadaş vasıtasıyla anlattı hikayeyi. Diyor ki bir gün birkaç gün işte yeni gitmiş oraya, hani finansal alanda çalışayım mı alışayım falan filan. Çağırmışlar, demişler ki bir sorun mu var? Hani yöneticiyle ilgili bir problemin var. Niye kalıyorsun, hani nedir derdin falan diye. Yani şimdi birazcık da böyle kültürel şeyler var. Çok çalışmaktan kastım benim aşırı çalışmak. Yani çok çalışmaktan kastım, aslında yanlış söyledim, aşırı çalışmak. Yani gereğinden fazla çalışmak da aslında birazcık yakıyorsunuz kendinizi. Denge her zaman hayatta çok önemli. Yani her gün su içseniz 10 litre falan gidiyorsunuz zehirden. Hani deneyin, su çok sağlığa yararlı bir şey diyoruz ama zehiri miktar belirler diye bir söz var. O yüzden başarıyı da miktar belirliyor. O yüzden ne kadar çalıştığınızın onda bir denge ayarı var. İş hayatında çok fazla mutluluk, mutsuzluk var. Yeni çalışma saatleriyle birlikte şimdi Kosova'ya götüreyim sizi çok kısa bir hikayeyle. Kosova'da bir gün bu Bosna Hersek'te araç kiraladık. Bir tane kadın bize aracı getirdi, eşimle. Dedim ki ya bu hani güvenebilir miyiz? Oradan da Sırbistan'a mı geçeceğiz? Belgrad'a bir yere geçeceğiz arabayla. Çok da yeşil bir yer bu arada Bosna Hersek. Hiç öyle yeşil görmedim. Çok güzel bir yer. Düşünün böyle bir sahne. Kadın da arabayı biri getirecek. Bekliyoruz eşimle. Kadın dedi ki ya, dedim ne yapıyorsunuz falan. Türkçesi de bayağı iyi. Kosovalıymış. Dedi ki biz eskiden Yugoslavya'yı birazcık anlattı bana. Dedi ki her gün dedi sabah çok erken çalışmaya başlardık. Şimdi siyasi bir mesaj vermiyorum. Hani sadece çalışma hayatıyla ilgili. Çok erken başlardık ve herkes 3'te çıkardı. Bütün kadınlar çok güzel giyinirdi, erkekler. Ve 3'ten sonra çocuklarla gezerdik. Ve bütün hayat çok güzel. Böyle bir tablo çizdik. Dedim ya nerede bu hayat falan. Niye hani tabii Sovyetlerin yıkılması falan, insan doğasına uyumludur değildir. O da ayrıca bir konudur. Bence çok uyumlu da değil insan doğasına. Ama gördüğünüz zaman böyle bir hayat da mümkün. Yani bir araba beklerken o hikaye mesela hiç hayatımdan çıkmıyor benim. Çünkü hiç öyle bir şey yaşamadım. Ben hep işten çıktığımda trafiğe baktım ya bugün. Hani Ankara'da bile olsanız öyle. Ya da yola bakarsınız. Ya da alacaklarınıza bakarsınız. O yüzden bir düşünme odasıyla başarıyı da düşünmek lazım. Gerçekten düşündüğünüz bir gün oldu mu? Ben soruyorum. Benim hiç tam düşündüğüm bir gün olmadı. Hep başka şey. Bugün mesela şimdi eğitimden çıktım, yayınla ilgili düşündüm. Yani kötü değil. Seviyorum size sohbet etmeyi, söylemiştim. Hem size hem de insanlarla bir etkileşim oluyor. Güzel bir, benim için de bir iletişim aracı oluyor. Şimdi bu bitecek. Yarınki eğitimle ilgili bir şeye bakacağım. Onu düşüneceğim. Yarın eğitim var, başka bir şey var. Yine başka bir şey var. Çalışmaktan düşünmeye vakit kalmıyor bir değil şey mi? Bir şey yok ki. Halbuki değerli olan şey düşünmek. Yani doğru bir yönde mi iş yapıyorum? Hala soruyu sordum mu? Bir kere girdik işte. Bir kere giriyorsunuz çarka. Dön babam dön. O yüzden çarka birazcık kendi çarkınıza çomak sokmak lazım. Başarı için de bence. Okey.
Vaktimiz de doldu gibi hocam. Kısaca şunu söyleyebiliriz herhalde. Başarı parametrelerimizi yeniden ve kendimize özgü uygun şekilde belirlememiz gerekiyor, değil mi? Kendi başarı parametrelerimizi kendimiz belirlememiz ve bunu da düşünerek yapmamız gerekiyor diye toparlayabilir miyiz? Kesinlikle, yani parametreleri bir gözden geçirmek lazım, faktörlere bakmak lazım. Ama burada dediğim gibi zeka, okul, ya bu okuldan mezunmuş o, o beni tabii geçer. Ya adam zeki ya, hafızası da çok iyi. Bunların hiçbir etkisi olmadığı bilimsel olarak da %85 olarak da psikolojik etkilerin başarıya, psikolojik faktörlerin başarıya götürdü. Bilimsel olarak da kanıtlanmış. Ama benim de gördüğüm, bakın yani birçok şirketin CEO'sunda ben gördüm. Gördüğüm şey şu. Yani diğer türlü insanlar da başarılı oldular ama gördüğüm iletişimi iyi mi mesela? İnsanın gözüne bakarak konuşuyor mu? Mesela başarılı insanlarda ben bunu görüyorum. Sizde gerçekten samimi mi? Mesela çok başarılı insanlarda, gerçekten başarılı insanlarda samimiyet görüyorum, iletişim görüyorum. Bir de merak ve aslında iyi niyet görüyorum. Onun dışında böyle bu insanlar da, yani Türkiye'nin en büyük şirketlerinin başındaki insanlar diyelim. Bazılarıyla çalışma fırsatım oldu. Ben toplantılarda açıkçası bunu gördüm. Yani onun dışında bu adam çok zeki ya, gördün mü bana nasıl lafı yetiştirdi falan gibi bir şeyi hiç görmedim. Bu olsa olsa çekememezlik oluyor insanlar arasında. O yüzden benim de naçizane görüşüm böyle. Sektördeki örnekler de böyle. Aynı zamanda bilimsel çalışmalar da onu gösteriyor gibi. Bakalım. Okay. Böyle özetleyebiliriz. Çok teşekkürler hocam. Programımızı sonlandıralım. Şimdi saat başında bir canlı yayın daha var. Umarım yararlı olmuşuzdur izleyicilerimize.